Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte şöyle bir tane tülbentlerin videosunu çekip göstereceğimi söylemiştim. 3 adet olan elimde, diğerleri ise gittiğinden dolayı onları gösteremeyeceğim. Şöyle ilk olarak yeşil olandan başlayalım arkadaşlar. Bunların bütün hepsinin kanalımda videosu bulunuyor arkadaşlar. İsterseniz oradan bakabilirsiniz. Oya dantel tülbent kenarlarının yapımı, hatta şu tülbentlerin düz kenarları nasıl yapıldığına dair bütün hepsinin videosu bulunmakta. İsterseniz oradan bakıp siz de yapabilirsiniz. En kolay, en pratik hangisi isterseniz de bu başörtümüz. Eğer yeni başlıyorsanız ve kolay da olsun istiyorsanız da bu tülbentimizden bir başlayın derim. Şöyle yan kenarlarını yaptıktan sonra üst kısımlarına, hepsinde kullandığım o ipim aynı. Leylak ipini kullandım arkadaşlar. Bu da bizim çok güzel sevdiğimiz bir dantellerimizden, oya kenarlarından biri oldu. Dolumlu en çok yapımızda trabzan şeklinde çekimini yapıp devam ediyoruz. Böyle bir oya kenarı yapmış olduk. Şöyle göstereyim. Tülbentlerimiz bayağı büyük arkadaşlar. Yapmak isterseniz de bunlar paket işi, düz olarak satılıyor bu tülbentler. Şöyle göstereyim. Bayağı da büyük. İsterseniz siz alıp yapabilirsiniz. Normal düz olarak da satılıyor. Paket işleri genellikle 8 TL tek bir aldığınız tülbentler. Açık olarak satılanlar ise genellikle parça başı gene alınıyor. Kendi isteğinize göre alabilirsiniz. Ben genellikle hepsini tuhafiyeden alıyorum. 8 TL. O iplerimiz de 2 TL. Yani şu tülbent bize 10 TL'ye mal oldu arkadaşlar. Bayağı da uygun. Şimdi gelelim şuna. Bunun boncuklarını ayrı bir yetten aldım arkadaşlar. Gramaj olarak satılıyor. 10 gramı 3 TL. Buna ne kadar gitti derseniz de 6 gram. Yani 6 gramlık gitti. 3 gramlık kaldı. Onu da diğer bir tülbente kullandım. Şöyle hafif taş ama kesmiyor arkadaşlar. Bazı boncuklar var. Tülbenti kullandıkça ya da yıkandıkça kesebiliyor. Yani çıkabiliyor bu boncuklar. İpleri kesebiliyor. Bunda öyle bir sorun yaşamadık. Bu da böyle pudra rengi olarak geçiyor. Aynı ton renginden de ipini, o ipini alıp bunun yapımını sağladık. Bu da arkadaşlar şöyle aynı. Bütün tülbentlerin boyu aynı. Büyük. Bunu ise böyle bir alt kısmını, şu kısmını geçtikten sonra üst kısmına sarma yapıyoruz. Bu da belli bir çubuklarla falan, kalemle yapılıyor. Videosunu izlerseniz orada rahatlıkla görebilirsiniz. Pratik, bu da kolay yapılabiliyor. Yeni başlayanlar için en kolay, en gösterişli olan örneğimiz buydu. Şöyle desenini almak isterseniz ekran resmini bu arkadaşlar. Rahat dokundu. Hani tülbentinizi iki kat yaptığınızda da rahatlıkla şöyle büyük olduğunu hemen şimdi size göstereceğim. Kullanabilirsiniz. Bu da aynı şekilde 8 TL. Diğer videolarımda markaları bulunuyor. Şu an aklıma gelmedi. Tülbent hep aynı markalardan aldığımdan dolayı. Bu da hemen bunu göstereceğim. Bunun renk tonunu ben çok sevdim. En çok severek de yaptım tülbentim. Bu o kadar kolay değil arkadaşlar. Biraz uğraştırıcı. Yan kenarlarını geçtikten sonra çimen kısmında aynı şekilde oya ipiyle geçiyoruz. Bu çimen kısmını yeşil yapmam nedeni aslında bütün hepsinin mavi yapılmasını istenildi. Ama ben o kadar güzel görünce olmayacağı için yeşil yaptım. Farklı bir şey olsun dedim. Her zaman ama genellikle bu tarz düz tülbentlerde hep aynı ton renkler kullanılıyor. Siz isterseniz de çimen yerine aynı şekilde mavisinde devam edebilirsiniz. Aralık kısmını ise 3 tane boşluk bırakıp çiçek, yani desen kısmı bıraktım. Kendi isteğinize göre siz de değiştirebilirsiniz. Nasıl isterseniz de ona göre yapabilirsiniz. Bu da biten diğer bir tülbentimiz. Bayağı da sevildi. Şimdi yeni modellerden de yapacağız. En kolay, en pratik hangisi ise onu yapıp size göstermeye çalışıyorum. Bu da orta. Ne çok kolay ne çok zor diyebilirim. Biraz uğraştırıcı. Koparıp yapmayı sevmeyen arkadaşım bu oyayı yapmasın. Eğer düz ben sadece bir kere dokuyayım gideyim derseniz de bu oya size göre değil bence arkadaşlar. Ama dediğim gibi ama gösterişli, güzel görünen bir oyamız. Biraz da zor ütüleniyor. Tek tek şu çiçek kısımlarını tuta tuta yaptığım bir oyamız.
Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın.